Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan dalış fuarı öncesi Kemer'de istişare toplantısı düzenlendi. Kemer Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük ve dalış merkezi sahibi ve aynı zamanda dalış eğitmeni Ali Sivrikaya katıldı. Toplantıda Kemer'in sualtı güzelliklerinin fuarda tanıtılması kararlaştırıldı. Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de 2022 turizm sezonu çalışmaları sürüyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek olan dalış fuarı öncesi Kemer'de istişare toplantısı düzenlendi. Kemer Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük ve dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ali Sivrikaya katıldı. Şimdi Çanakkale dalış açıldı. Toplantıda 17-20 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Moskova Dalış Fuarı'na Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Kemer'deki dalış okullarının katılımının sağlanması ve Kemer'in sualtı güzelliğinin tanıtılması konuşuldu. Nasıl başka bölgedeki insanlar Düsseldorf Bot Fuarı'nı Alman ve Avrupalı turistleri çekmek için çok büyük reklamlar yapıyorlar. Biz de bunu kullanalım. Moskova'daki dalış fuarında stand açalım. Orada güzel bir reklam yapalım. Hazır bir kitabımız var broşürlerle. Tanıtımını yapıp gelecek seneye hazırlıklı girelim diyoruz. Fuarda Kemer'in sualtı güzelliklerinin yanı sıra en iyi dalış noktaları, dalış turizmini canlandırmak ve Kemer'e daha fazla turist çekmek amacıyla tanıtım yapılması amaçlanıyor. Kemer sualtı dalış merkezleri temsilcileri olarak bizler inşallah 17 Şubat'ta 4 gün sürecek olan fuara katılacağız. Orada Kemer'in bayrağını, Türkiye'nin bayrağını sallayacağız. Bu bağlamda bütün Rus turistlerini Kemer'de dalmaya, Kemer bölgesinin sualtı güzelliklerini görmeye davet edeceğiz. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, pandemi öncesinde 100 bin civarında dalış yapan olduğunu hatırlatırken, bu rakamı arttırma çalışması yaptıklarını ve Rusya'da Kemer'in tanıtımının bu alanda yapılacağını söyledi. Ayışığı, Kiriş Koyu, Üç Adalar, Fener Sığlığı, Kiriş Mağara Koyu, Kiriş Akvaryum Koyu, Pati Batığı, Paris 2 Batığı'nda dalış yapan yerli ve yabancı misafirler, vatoz, deniz kaplumbağası, nadir bulunan deniz tavşanları, ahtapot, müren, akya balığı, papaz balığı, melanur, mürekkep balığı gibi su altı canlılarını görme fırsatı bulabiliyor.